Evet, 61 Medya'dan herkese merhaba. Evet, efsane diyelim yeri döndü Necmi Perek'le. Evet Necmi abi hoş geldin. Hoş gördük, sağ ol. Necmi abiyle biliyorsun, hatırlayanlar bilir, bizim jenerasyon, bizden üst jenerasyonlar yerel kanallarda Necmi abiyle müthiş programlar yapıyorduk. Şimdi gerçi kendisi ulusal kanalda Kadırga TV'de değil mi abi? Evet. Programlar. Burada da bir reklam yapalım yani. Tabii. devam ediyor ama Necmi abiyle zaman zaman yine bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Abi uzun bir süre beraber olamadık yani ekranda. Daha önce en son Kadırga'da kalmıştık. Biz biliyorsun toplantıya gitmediğimiz evet. için kadro dışına aldık. Sen devam ediyorsun. Yani hiç sağlığına sağlıkla falan filan tabii ki bunlar böyle şeyimizi olumsuz etkiledi tabii ki. Bir ara mesafe kondu falan ama şimdi bundan sonra daha iyi olacak diyorsun. Daha iyi olacak tabii ki. Abi Trabzonspor'un önce transferlerinden başlayalım. Şampiyonluk yaşayan bir kadro oluşmuştu. Evet. Ama sezon başında 15 transfer yanılmıyorsam yapıldı. Evet. Yani bu kadronun bozulması doğru muydu? Şimdi bunu sürekli söyledik biz yani. Hatta daha transfer yapmadan önce şampiyon olduktan sonra bu sohbetlerimizde falan dedi ki bu kadro lider takımı, şampiyon takımı. Hatta maçların bitiminden evvel şampiyon ilan etmiş bir takımın kadrosu. Bu kadro bozulmayacak. Ancak bu kadroya böyle bir iki tane olmadı, üç tane bir nokta transferle birlikte çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Yani bu kadro Türkiye sınırları içerisinde yeterlidir. Ama Avrupa sınırlarına taşıdığınız zaman tabii yani Edirne'den öteye gittiğiniz zaman mutlaka iki üç tane daha kaliteli, kabiliyetli sporcuların transferi gerekir falan diye söyledik. Bir iki yöneticiyle de görüştüm. Aynı fikirdeyiz falan filan söyledi. Evet, yenileme, bir kadro yenileme kadro için iyi bir şey ama bu türlü yenileme de kadroya zaman kaybettirir. Çünkü uyumu vardır, oryantasyonu vardır, bu gibi şeylerin... Bir de abi çok yani müthiş bir transfer şeyi yaşandı, şöyle yaşandı. Ben yapılan transferlerin nokta transfer olduğuna inanmıyorum. Yani böyle üst düzey oyuncu olduğuna doğru, inanmıyorum. Evet. Yani burada yaptığımız programlarda da bunu söylüyorum, yazılarımda da yazıyorum ama yani bir omurga oluşmuştu Trabzonspor'un senin anlattığın yani geçen seneki evet. şeyden. Yani bu kadar takıma dokunmanın, kadroya dokunmanın anlamı ne abi ya? Şimdi tabii ki bunu çözemedik. Çok düşündüm ben de. Yani neden bu kadar 14-15 transfere gerek duyuldu falan. Ve olaya şöyle baktığın zaman şu anda şu noktadan beri baktığın zaman hala Trabzonspor bir sporcu arayışı içerisinde ve zamanla çok zamanda söyledik yani bu arayış bile mevcut sporcuların psikolojik olarak olumsuz etkiler aman dikkat edin falan filan tekim yani bu uyum süresinin uzamasının sebeplerinden biri belki de birincisi buydu yani çünkü her sporcuya benim yerime ki santrafor dersin ben santrafor oynuyorsam ne var orada sen santrafor arıyorsan ha biri geldi zaman ben demek ki Iskarta'ya gideceğim falan diye düşünüyorsun tabii ki bir yerde yani bunlara dikkat edilmedi 2-3 kişi transfer yaptı biliyorsun bunları falan. Hocanın da bir söylediğini iki yapmadılar. Esasında tabii ki hoca bir transfer istedi. Trabzonspor'un burada hoca değil. Şey mi oldu abi? Yani hocanın eksikliği demeyelim de yani hocanın müdahalesi bu transferleri de bana göre %100'dü yani. Hocasız yani bir de şampiyon olan bir hoca, başarılı olan bir hoca var. Yani hocaya niye rağmen ya ama hocaya rağmen yönetim kurulu kendi tercihiyle transfer yapmış olabilir. Bu noktada yönetimin söylemesi lazım hocaya. Hocam böyle böyle bir şey var. Bir şampiyonun kadro oturmuş bir kadromuz var. Eğer biz Avrupa için bir söz sahibi olacaksak ne düşünüyorsun diye. Böyle ben bu hocaya bu soruyu sorduklarını sanmıyorum. Yani transfer ihtiyacım var mı? Şuna ihtiyacım var mı? Buna ihtiyacım var mı? Nitekim mesela başkanlar çıktığı zaman mesela konuşmalarında hoca söylesin biz alalım diyor. Canım hoca söylesin ama şey değil mi? Hoca ister ki yapalım. Tabii ama şimdi bir yerde bu transferleri yapıyorsun, ediyorsun ama o kulübün de yani eti butu ne? Biraz da ekonomisine bakman i̇şte lazım yani. Bir, bana göre abi en büyük sıkıntı o. Tabii canım. Ya şampiyon olduk bitti işte. Dünya çapında şeyler kutlamalar yaptık işte. Dünya bize örnek aldı bilmem ne. Onlar hep geçmişte. Evet yani. Tabii ki abi. Ama bir de aynen katılıyorum. Bir realite var yani. Sonuçta bir bakıyorsun ki kulübün borcu 4 katrilyona yaklaşmış. Tabii. Yani iki de o... Ekonomik boyutunu abi senin söylediğin kimse düşünmüyor. Şimdi bir de biraz derel tarafların gazına mı geliyorlar? Elbette ki biraz değil. Biraz fazla. Şu var şimdi Trabzonspor'u şu baktığıma iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir yapılan transferle şampiyonluk falan filan bir tarafta bir de ekonomisine bakacaksınız. Yani
bugünkü işleri düşünürken yaparken bir de geleceği planlamanız lazım. Ben Trabzonspor'un geleceğini planladığını sanmıyorum. Ben yani bunu sanmıyorum. Çünkü eğer yok abi böyle değil de geleceği planlıyorsan bakacağım ben ekonomisine. Yani hangi takımı veya ülkenin olursa olsun yani ekonomisi zayıfsa ne kadar da kuvvetli olursa olsun yani rakip veya da karşıt ülkelerle birlikte yani mücadele edemez. Çünkü ekonomi benim zaten yani bir iki top attım bitti iş yani bir yerde. Şimdi tabii Trabzonspor şu anda çok büyük bir dediğim gibi yani dörde yaklaştı dört ülke. Çok büyük bir ekonomik olarak sıkıntı içerisinde diye düşünüyorum ben. Sıkıntı var. Şeyi daha ödememişler. Yani iddia söyleniyor. Şampiyonluk. Abi onu biliyorum. Yani, çok iyi biliyorum. Şeyde sıkıntı var. Şimdi yabancı futbolcular dolar üzerinden anlaşıyor. Diyelim 1 milyon euro, 1 milyon dolar alıyor. Bir günün parasıyla yılda 20 trilyon diyelim. Şimdi diğer yerli oyuncular Türk parasıyla anlaşıyorlar. Orada bir kopukluk oldu. Şimdi yönetimde sıkıntı var. Şimdi baktığın zaman bir yerde idari olarak da bir sıkıntı var. Niye? Yönetim o zaman yetersiz mi abi Trabzonspor için? Yetersiz. Şöyle evet, yetersiz şöyle... yani. Yapılanma konusu sizin dediğinizden ben onu anlıyorum. Yani yönetimde o ki böyle bir şey var. Yani Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağoğlu bir de burada iki tane yönetici onun dışında kimse yok. Bunlar yanlış şeylerdi. Yani bir transfer yaparken bence yönetimi de bu olaya sokmanız lazım. Neden? Yani iki kişinin, üç kişinin yaptığı olmuş olduğu bir transferde ilerleyen günlerde eğer bunlar iyi çıkmazsa bu bir grup sıkacak bu işin yani. Buna yöneticiler çok dikkat etmesi lazım. Çok dikkatli olmaları lazım. Yani kim alıyorsun, kimi satıyorsun, almadı. Günümüze geliyorsun ya yani, trilyonların, milyarların döndüğü bir endüstri var burada. Evet. Şeyde. Yani burada yapılacak en küçük bir hareket yarınlarda çok büyük bir felaketlere itiraf. Mesela hala eğer aldığın sporcu bugün iyi de yarın mesela transferi iyi de yarın kötü çıkarsa veya da sana uyum sağlayamazsa efendime söyleyeyim buna bu parayı niye verdik, neden verdik diye şöyle suallerdi, hesapla sorulmaya başladı. Ama abi yani. Şöyle bir şey de oldu bak, geçen dönemki transferlerde gönderilmeye çalışılan oyunculara bir de Trabzonspor para verip gönderiyor. Hem alırken veriyorlar hem gönderirken veriyorlar. Böyle Trabzonspor o futbolcular için altın yumurta diye tavuk gibi. Şimdi bak biraz şu var şimdi, adam şimdi gelmiş Trabzonspor şu kadar şey anlatmış. Tamam ya bu seneki işi tamam, bir gelecek sene düşünmüyoruz sene falan. Kulüp bul diyor. Bulmaz kulüp. Niye? Çünkü kulüp bulsa bile alacağı çok minik bir para yani. Evet. Başarısız olmuşsun ama Trabzonspor'dan alacağın büyük para. Adam diyor ki gitmem. Mesela en son giden sporcumuz. İsim vermeyelim istersen. Bilmiyorum ya malla falan. Adam diyor ki tamam giderim ama bana hepsini vereceksin. Vereceksin. Evet. Veriyorlar da abi yarısını veriyorlar. Peki o zaman biz bir sene içerisinde bu yediği tamamlayalım diyor. Bayıldı olsun dedi herif. Yani nasıl da dolar alır evet. Alayım falan. Bunları yapmak için yani bu işte de bilgili birikimli olacaksın aynen, yani. Aynen katılıyorum abi doğru. İnşaatçıyı almışsın, doktoru almışsın, getirmişsin oraya yani ne inşaat yapıyorsun, doktoru yapıyorsun. Burada bir transferiş olayı var mesela. Yani buna dikkat edin mesela. Şu değil mi abi yani yönetimde ne derler bilir kişi diyelim bilir ki yani bu tabii. İşi kotaracak, yapacak, işte konuşacak, transferi yönlendirecek, işte dediğin gibi geleceğe şey edecek, yani planlayacak. Şu var şimdi. Yöneticiler eksikliği gibi var evet. Bana geliyor. Tabii şu var şimdi Miraç, eskiden baktığın zaman yöneticilik bir mesuliyetti. Şimdi olmuş meşguliyet. Yani Ahmet'in inşaatı var, bilmem mesela işi tıkırında. Dur bir şu Trabzonspor'a gireyim falan filan. Emin ol ki bunlar var ya ilerleyen günlerde biraz kaşırdığın zaman altyapıda bile sıkıntı yaratıyor. Aynen. Yani Ahmet'i al, Miraç'ı al oraya, gençti falan filan bilmem ne. Torpiller mi yapmış? Evet. Yani bunlar Trabzonspor'un o güzel mozaiğini bozuyor yani. Bunlara dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum ben yani. Ben bir de şuna şey diyorum abi, sen zaten ona şey ettin de ekonomik yapıyı kimse şu an dillendirmiyor. Yani düşün bak. Omurga bir kadro omurgası oluşmuştu. İşte Vakayeme ile anlaşmadılar. Bunu da konuşacağız girişte. Evet. İşte Cornelius gitti. 2-3 tane oyuncu diskalifiye oldu bilmem ne. Ama bakıyorum abi bu kadar kulüp borçlandırılmış, bu kadar paralar ödeniyor. Ya kimse de çıkmıyor ya. Hatırla. Sizin zamanımız Nuri Albayrak dönemi. Hayrettin hatta mutlaka senin için. Evet. Hayrettin Asal olanlar limana geldi ki aman başkan işte Necmi abi senin orada olman bizim için çok büyük avantaj transferi evet. Yaptırmasın diye. Bunları biz hep yaşadık abi. Ya şimdi nerede abi bu insanlar? İşte diyorum da mesuliyet oldu artık.
Meşguliyet oldu yani. Ama adam abi ondan buna, sonra... Yani bu esasında federasyonda mesela hani o şey olsun da mesela yani orada bu transferleri de yöneticiler de mesul tutmak lazım. İşte ama yasa çıktı. Ama kimse uygulamıyor tabii. Olmadı. Dediğin doğru abi. Yasayı o yüzden tabii, şimdi tabii. O Safiye Sancak'ın bu yasanın çıkmasından tabii. Çok şey etken rol oynadı ama yani yapılan borç kim yönetimdeyse onlara şey diyecekti tabii ama. Tabii ki şu var ki dediğim biraz önce söyledim ben Miraç yani eti bütün ya bu Trabzonspor'un şu kadar para verip şu adam alıyorsun. Evet. Bir de mesela senin vardı bir diyelim balığın vardı. Kamsiyon vardı o bitti. Fındığın vardı o da bitti. Evet. Bir kaldı üniversiteden Trabzonspor evet. Kaldı yani burada. Doğru. Onun için sen yani burada gelip de böyle büyük transferlere gerek yok. Eğer bir takım ürettiğini ürettiği yere tüketmiyorsa kulüp olarak sıkıntı var demektir orada. Yani şöyle düşünelim yani bir kulüpte eğer ya veyahut da bir takımda veyahut bir ülkede ne olursa olsun sermaye stok sıkıntısı yaşıyorsa orada tehlike vardır. Niye? Eğer ben sermaye sıkıntısı yaşıyorum, varlık sıkıntısı yaşıyorum, stok sıkıntısı yaşıyorsam o kulübün yapacağı iş derhal ve acilen altyapıya dönmektir. Yok sen, abi öyle bir şey. Sen dönüyorsun altyapısına bakıyorsun böyle falan. Canım yani altyapı tamamen evet işlemiş mi? Tamamen gitmiş altyapı. Evet. Yani orada şunu alalım bu. Yani sorarım sana hep. Siz sen de tabii daha bu işi daha iyi takip ediyorsun. Yani Yusuf Yazıcı'dan, Abdülkadir'den, Kaleci'den, Uğurcan'dan Maada şu 1, 2, 3 yıldır, 4 yıldır var mı altyapıdan çıkıntıda bile masaya vuran ben geliyorum ha diyecek olan yok. Ehe. O halde şöyle, bu hesabı veya suali yönetimin teknik adama ve de oradaki teknik adama sorması lazım. Ama güzel. Güzel bir konuya geldin ama bak şimdi Abdullah Avcı geldiği zaman abi hepimiz biliyoruz. Yüzünü altyapıya döndü. Altyapı U19'u şey aldı. Elmas tesislerini aldı ki gözümün önünde olsun. Ya baktım ki Abdullah Avcı ne altyapıya yüzü dönmüş ne altyapıdan böyle bir şeyi beklenti içerisinde olan bir takip edeyim. Ama göz boyamak için bazı hamleler yapıyor. O da burayı iyi çözmüş yani. Trabzon'u iyi çözmüş. Futbol, profesyonel futbolcular hemen belirli kişileri yanına almış. Onları susturmuş. Nasıl kendi cebinden para çıkmıyor. Hayır. Böyle bir parasından çıkıyor. Veriyor. İstediğine veriyor. Ona veriyor. Buna veriyor. Evet, evet. Abdullah Avcı seni tenzih ediyorum tabii. Eski futbolcular için Neol Baba olmuş. Neol Baba geldi dağıtıyor. Yılbaşı hediyeleri. Bak şimdi. Aynen katılıyorum. Ya niye yönetim Abdullah Avcı'yı sıkıştırmıyor kardeşim. Tabii. Biz üreten takımız. Bak Ünal zamanı transfer yasağı geldi. Takta kapandı. Transfer yapamadılar. Kim aldılar abi? Yusuf'lar, işte Abdülkadir'ler, Uğurcan'lar, Hüseyin'ler, evet. Hüseyin'ler geldi. Transfer yasağı olmasaydı, takta kapanmasaydı o çocuklar da olmayacaktı. Bu ki gerçek. Evet, doğru, yani. Doğru. Çünkü o dönemin futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ya dedi kampta dedi Ünal'la yürüyoruz dedi sağ etrafında diyor ki ya ben abi bebelerle mi oynayacağım yani mücadele. Ama o bebeler hem Trabzonspor'u taşıdı hem Ünal Hoca'yı taşıdı. Tabii. Şimdi böyle cesaret o zaman şartlar o cesareti Ünal'a şey etti ama evet. Abi bu sefer Abdullah Avcı bakıyor burada herkes şampiyonluk istiyor. Bakıyor ki herkes skorboard eğer benim lehim ise Eriyo Hoca ben. Ne yapıyor abi bu sefer at yapıyı kapatıyor. Tabii tabii. Transfer işte 15 tane transfer bana göre oradan geliyor. Oradan geliyor tabii ki yani ama bunu da mesela bazı kişilerin yani olaya el koyması veyahut da bak mesela galibiyetli olsun, mağlubiyetli olsun, beraberlikle yani her maç sonrası mutlaka hocadan bir yazılı rapor alınması gerekiyor. Kim alacak abi? Şimdi, öyle bir yönetim yok ki. Şimdi alsa bile o da konuyla ilgili dediğimiz gibi yani bilgili ve birikimli olacak ki bir dakika hocam. Sen böyle diyorsun ama öyle değilim. Tabii tabii böyle, böyle olmasın. Yani abi. O soruyu ve suali orada ona sorabilecek bilgiye sahip olması lazım. Var mı şu anda? Yok. O halde dediğin gibi bulunmuş orası bomboş at istediği gibi sağlı sağlı gözüyor ama yani bak. Yani Allah dua etsin de yani dua edelim de tabii sonuçlara ilgili görüş şu anda. Yani sen söylediğin gibi sonuçlar eğer kötü gitmeye başladığın bak göreceksin tabii. Neler olacak. Şey abi koronavirüsün gitmesi doğru mu? Sen eski santrafor gol kralı olan şey bak Türk futbolun ismi olan bir insansın yani Cornelius Santrufer ama Cornelius'u oynatacak sistem de yoktu abi. Kenarlar bana göre çalışmıyor. Tabii. Şimdi Cornelius'un şanssızlığı ama bu takıma iyi alışmıştı. Ben defalarca bunu yazdım ve söyledim yani. Cornelius belki seyyal bir santrafor. Duran bir santrafor değil. Sağa sola giden yani rakip savunma arasında eğer gol atamıyorsa
o arasında ve rakibin arkasında boz sağlığa yaratabilecek kabiliyete sahip bir sporcu. Yani Bakasetes'e olsun, diğer arkadaşların olsun iyi boş alan yaratıyor. Yani ferdi boş alan yaratma olayı var, bir de grup var. Bu da ferdi olan çok... bir de yüksek toplara hakim, durmuyor, devamlı koşuyor. Onun için ben giderken, ha baktım gerçek var burada. Dedim ki bak, eğer gelecek olan santraforlar gelir de uyum sağlayamazsa ve taraftar yukarıdan veya bizden gazeteli sayfalarında ya Cornelius arıyoruz derse iş bitti demektir. Aynen. Ya bu gelişim adamlar için soruyorum. Cornelius arıyor muyuz zaman zaman? Arıyorsam aramıyor. Peki aynı soruyu Vakayeme üzerine konuşalım. Şimdi Vakayeme de evet böyle çok koşan, çok atlayan, zıplayan, takladığı, atan bir sporcu değil, değil ama mi? Topu ayağına aldığı zaman savunmasının yer almasında ve savunmasını rahatlatan, bir nefes almasını sağlayan özelliklere sahip bir sporcuydu. Onun için çok faydası oldu Trabzonspor'a. Bir de gol atan ve gol attıran da bir şey. Abi ne derdik? Ya niye gidiyor da gelmiyor? Ya abi gidiyor gelmiyor, zaten bunun yaşı geçmiş. Gidip gelmiyorsa sen niye gidip Barcelona'da oynar? Veya da oynar. Öyle doğru. O kadar yetenekli oyuncuna gidip geldikten sonra sende ne? Tabii. Bu kadar idare edeceksin bunu. Ha, ama idare ediyor. O şimdi yönetiyor takımı yani. Ne denir ona? Yani dengesi oydu. Trabzonspor'un bence dengesi Vakayeme'ydi. Ben onu şöyle yorumluyorum abi, katılır mısın katılmaz mısın bilmiyorum. Şimdi Trabzonspor, ben Abdullah Avcı geldikten sonra bir sistem, senin en güzel, ben bazen yazıyorum ona. Ya sistemi bırak da bir oyun düzeni yok. Abi. Ben şimdi bakıyorum ya, Trabzonspor böyle sistem, düzen, müze öyle değil abi. Tamamen oyuncu, bireysel oyuncuların şeyine kalmış. Ya biz, ben Vakayeme'nin gitmesinde yönetimin yanındaydım. Şöyle yanında saf tuttum. Yani sistemle oynayacaksan Vakayeme sistem adamı değil. Doğru. Diyorsun ya gelmiyor işte ama tabii, adam tabii. Kilit açan ya maymuncuk gibi tabii, bir adam. Maymuncuk tabii. Gibi oyun. Kilit kitlenen şeyi açıyor. Tabii. Ya o ki sistemle oynamayacaktık. O ki sistemsizlik devam edecekti. Vakayeme zıplarım olsaydı kapandı şu ilk başladığından beri kilitlendiği maçlar hep dedi ki lan Vakayeme olsa son saniyede yine bir şey yapar açardı bir kilit. Ben o yönden bakıyorum abi. Sistemsizlikten dolayı. Şimdi şu var bak. Sistem doğru. Sistemsizlik zaten Trabzonspor'da sistem arayışı şey değil mi? Sistem haline geldi Trabzonspor'da sistemsizlik. Şimdi bir takımın eğer bir kadro kurulacaksa iki şekilde kadro kurulur. Biri ya sporcunun yeteneklerine dayalı bir düzen oluşturursun veya takıma bir sistem kurulur. Düzeni hemen önce yaparsın. Bir sene içerisinde ne var? Sporcunun kondisyonunu, taktiğini, tekniğini falan filan geliştirirsin, bilmem ne yaparsın. Efendim mesela ne var? Sporcu belli bir forma, belli bir kuvvet, güç falan belli bir yere çıkarırsın. Ama eğer kendine, o takıma bir sistem oturacaksan böyle bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde olacak hadise değildir sistem. Sistem en aşağı 4 yıl ve sonrası olan olaylardır. Bakın yani Dünya Kupaları neden? Hiç sordunuz mu kendine 4 yılda bir oluyor? Bir tabii. Mesela bugün eğer gelmiş İtalyan bir Katonaço sistemini çıkartmış, uygulamış ve başarılı olmuş ve şampiyon olmuş, dünya şampiyonu olmuşsa... Onun için uzun tutuyorlar ki yani sistem tabii, içerisinde. Bunu çözmek için, o aritmayı çözebilmek için bir 4 yıl bekliyor. Almanya çıkıyor bu sefer. Ha sen Katonaço uyguluyorsan dur sana taktiğine karşı mukabil taktik hazırlıyorum ben. Bu 4 yıl. Sen şey diyor, benim sistemim bu. Canım dünyanın üstüne dur bakalım. Burada ne yapabilirsin? Düzen var. Oyuncuya tamam. O zaman her oynadığı maçta başarılı oyuncu sayısını artırmak zorundasın. Şimdi bak Trabzonspor'da şimdi savunma hala yerleşmiş, oturmuş bir düzen içerisinde değil. Orta sahaya bakıyorsun sürekli adam değiştiriliyor. Aynen. Doğru. Hala bulmamışsın. Şimdi ileride biri sakat, biri falan oluyor. Şimdi dediğin zaman o sorun aklıma geliyor. Ben Cornelius'u arıyorum. Niye arıyorum? Hiç olmaz. Adına bir yaratıcılığı vardı yani. Evet. Atmazsa attırırdı. Çıkardı kafaya mesela savunmayı. Tabii tabii. Başarılı biliyoruz. Tabii. Rahatsız ederiz savunmayı. Şimdi senin oynattığı şu an iki santrafora bak yani. Gomez'e bak. Ya, bilmem ya, o şeye öyle bak. Bir, öyle bir şeyleri yok. Bak o kadar transfer, bu çok önemli şimdi. Biraz. Bak o kadar transferi, 14-15 transfere rağmen Trabzonspor hala bir sağ bek arayışı içerisinde, bir sol bek arayışı içerisinde, aynen. Bir stoper arayışı içerisinde. Şampiyon olduğu zaman zaten dan sonra söylentiler öyle değil mi? Sağ bek alacağız, sol bek alacağız, stoper alacağız falan filan. Yani şu an ben bir şey diyorum. Böyle nokta transferi işte sağ sol işte dediğim doğru abi. Peki Hamsik olayına ne diyeceksin abi? Yani bir Hamsik, şimdi Hamsik olmadı mı millet moralsiz psikolojisi bozuluyor ki lan bu adam yani bir orkestra şefi gibi yönetiyor. Ama 36-37 yaşına gelmiştir. Yani ben Hamsik'in Trabzonspor'a vereceği faydadan yani
saha içi faydasından değil, saha içindeki duruşundan, o şeyinden, futbol dışı hareketlerinin bence Trabzonspor'a örnek ve önder olması lazım diye düşünüyorum. Tabii profesyonel. Ha ne yapıyor bu adam maçtan sonra, şunu yapıyor, maç öncesi bunu yapıyor, maç hazırlığı, fiziki olarak, fikri olarak, motivasyonunda şunları yapıyor falan. Bunları Trabzonspor kendini örnek alması lazım. Evet. Ha orada da ne yapıyor? Şey, dayansan mesela 30, 45, ha bilmedin 60 dakika, 70 dakika kendisi oynuyor ondan sonra tabii düşecek abi. Yaşı gitmiş ha bu arkadaşlar. Bir de şey abi ön çok eleştiri yapılan, yana oynuyoruz, geri oynuyoruz. Yani hep diyoruz ya futbol, evet, içine evet, oynamalı, hızlı oynanmalı. Ya ben Fenerbahçe'ye bakıyorum onu yapıyor. Ya saldırıyor abi. Beşiktaş'a bakıyorum şimdi, yapıyor. Unutma. Neden Fenerbahçe geçen yıl bunu yapamıyordu, bugün bunu yapıyor? Ama hoca faktörü var. Hoca var. Şimdi Trabzonspor neden iki yıldır, değil mi? İki sezondur hala orta sahada veya da oyunda bir hız, sürat yok hala. Yok evet. Aynı diyor işte. İşte bu yana oynarsan, o yana oynarsan, bu yana oynarsan. Tamam, yana oynadığın zaman rakip savunmada toparlanmasına sebep oluyorsun. Ama bir de şu var Necim abi, tamam hoca faktörü mutlaka yani. Fenerbahçe'nin hocası hakikaten adam tabii ya, takımda bilmiyorum, kendini hissettiriyor, kulüpte hissettiriyor kendini. Evet. Ya bir de şöyle bak, elindeki futbolcu kadrosu bunu yapacak abi. Şimdi ben hep onu şu evet, örnek veririm. Fatih Terim 4 yıl Galatasaray şampiyon yapmış, işte UEFA Kupası aldı. Evet. Sebat maçı burada oynandı. Sebat maçına teknik adam geldi, emanet teknik adam. Yani dediler ona ki sen getir, aslında kopmuş Fatih. Bak Fatih Terim de Türk futbolunda ismi, cismi, her şey olan bir evet, teknik. Evet. Yani demek ki kadron iyi olunca, istediğin oyuncu toplumu yakalarsan bu. Trabzonspor'da bana göre en büyük eksiklik bu. Bak, şimdi Trabzonspor'un yapmadığı olay şu. Trabzonspor gibi kulüplerin. Fenerbahçe bunu yapmadı. Bak Fenerbahçe santrafora al dediler ona, adam dedi ha bana gitmez o. Benim sistemim... Şimdi tabii transfer yapmadan önce, yaptıktan sonra biz konuşuyoruz. Yapmadan önce senin kendine ait bir sistemin, bir düzenin, bir şeyin olacak ki ha ben bu düzene Necmi değil Miraç alacağım diyecek. Sağça Ahmet değil Mehmet almam lazım. Benim düşündüğümü, ya burada şimdi düşündüğünü mü, planladığını mı uygulamaya çalışıyorsun? Yoksa sporculuğa dayalı olan özellikleri mi sahaya yansıtacaksın bir yerde? Şimdi benim burada görebildiğim kadarıyla yapılan transferler tek düzey yani tesadüfe yapılan. Ha şuradaki performansı iyi onu alalım. Ama olur mu? Sen onu aldığın zaman eğer sana uyum göstermiyorsa, senin o sistemine veya düzenine uyum sağlamayacaksa en iyi adamı en ucuza bile almanın hiçbir faydası yok. Doğru. Öyle değil mi? Yani sıkıntı zaten orada. Şimdi biraz tadında bırakalım diye bütün barutu atmayalım. Yok tamam dursun abi. Şey eskiden radyoda vardı ya, arkası yarın dedi de tam piyes vardı radyolarda 9'u 5 geçe başlar. Evet, televizyon melevizyon yok. Ne derdi? Arkası yarın. Hemen yarın akşam yine radyonun başında. Son olarak şunu sorayım abi. Yusuf Yazıcı. Ya şimdi Yusuf'un ben çok eleştiriyorum. Biz, bilmiyorum sen eleştiriyor musun? Şu tabi alışacağız tabii ki. Eğer Yusuf'u bıraktığımız, Yusuf'u bulamıyorsa mutlaka eleştireceğiz yani. Bıraktığımız şey Yusuf'un burada, ben onu uzaktan biliyor, tanıyorum. Böyle konuştuğum yok. Yani kültürlü bir oğlan, konuşması bile... şimdi o bıraktığımız Yusuf'u olabilecek kendine hazırlaması lazım. Şimdi bıraktığımız Yusuf'a çok daha uzaklarda. Efendim? Çok koptu. Hani dediğine kadar çok daha uzaklarda yani. Çok uzaklarda yani. Hiç bir de ayrıca şimdi o ana kadar buradan giderken yapmadığı işleri de yapmaya başladı. Şimdi mesela o en son maçta mesela arkadan abi arkadan vuruyorsa adama sporcuya seninle beraber aynı şeyi ama meslekte. Abi, bak şimdi aynı meslekte. Bunu kimse yazmadı, kimse de söylemedi. Adamın tendonuna evet, bastı. Doğru. Tendon ne demek biliyor musun? Bitti. Tabii ya bir patlattı mı gitti abi. Bitti. Yazık günah değil mi o adam? Bak genç adam arkadan. Ha yap. Ya onun düşünmesin. Vur yanlardan mallarını düşün. Veya sen ona yetişemiyorsan demek sende bir kuvvet konusunda eksikliği var. Abi, hocam dönüm, şimdi ona kabahat mı verim? Hocam gel buraya. Ya bu adam bırak şeyi. Yani iki hareketi yapacak kuvvete devamlılığı evet, yok bunun. E bunun müsebbibi kim sensin? Aldırdın onu buraya. Söyledik, eyledik. E şimdi bu adam ya şöyle gidiyor yüzüyor. Değil mi? Aynen. Yani çok eleştiri alıyor. Kendini ne edecek, ne edecek? Kendini mutlaka Yusuf'un toparlaması lazım. Yani bugün belki burada konuşuyoruz ama yarın
türbinlerde eski gibi yapmayabilir. Zaten yapılıyor abi. Görmemişim. Yuhlanıyor veyahut da protestoda evet, geçen tabii. Abdullah Avcı maçtan sonra onu dile getirdi ya. Yani çıkan oyuncuyu protesto evet, etmek falan. Yani Yusuf hakikaten bana göre Trabzonspor'un kanayan, eğer toparlanırsa evet, kanayan yarası olacak. Yani çünkü o bu Yusuf'la beraber hatta yönetime bile dediğim gibi yani belki hesap soramazsa yönetimdi ben seçtim ama mutlaka sual sorulacaktır. Neden aldın? Aldın öyle yani, ya. Ben ya, de hani kim tavsiye etti? Kim referansını verdi? Bunu mutlaka son... Ya bir de yıllık abi 25-30 trilyon lira para ya. Ya yazık günah değil mi ya? İşte ya ihtiyaç var mıydı? Şimdi ne geliyoruz biz? Ya onları yapıyorsun ama hocam. Çünkü bir de bak şu şeye. Ya abi. Ekonomime bak şey, böyle. Ekonomi burada gitti yukarıda. Gerçek konuşalım abi. Abdullah Avcı yani şey kulübün ekonomisi öyleymiş ve hiç umurunda değil ki abi Abdullah Avcı yarın olmayacak gidecek. Ama işte ona, ama biz yine burada olacağız. Ona işini hatırlatacak olan yönetim var hocam. Ya yok ki. Yönetim bir dakika. Küt bir dakika. Her maçtan ya. Sonra derse ki Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum Ertuğrul Doğan'a tamam. Dersen olacağı budur abi. Kimse ona dur demiyor ki. Veyahut da hocam 15 transferine ya biz 3-4 tane yapacağız ya. Bir de Şampiyonlar Ligi'nden elenmişsin yine transfere saldırmışsın. Ya ne alaka ya? Gündemde transfer gündemde. Ya bir takımda gündemde sürekli gündemde olursa transfer mevcutların randımana düşer. Aynen bunu öyle. Bilmiyor öyle bu arayış içerisinde yine bilmem ne. Zaten tabii. Elinde yeterli derece alternatif bir kadro var. Abi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ ol. Valla seni bulmuş aynı altın bulmuş sağ gibi. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, 61 medya dinleyicilerim, Necmi abiyle zaman zaman bu ekranlarda sizlerle birlikte hocam. Biz şimdi tadında bırakalım istedik yani bütün barutu atmayalım. Hepimizden hepinize güzel günler diliyoruz.